Herkese merhaba arkadaşlar, Huawei MediaPad T3 10 incelemesiyle karşınızdayız. Uzun zamandır tablet incelememiştik arkadaşlar, biliyorsunuz ve şu anda elimizde Huawei'nin MediaPad serisinin yeni tableti var, T3 10 arkadaşlar. Bir de bunun bir küçük modeli var. Elimizdeki 9.6 inçlik bir boyuta sahip olan model arkadaşlar. Aslında tabletlerde çok da fazla anlatılacak detay yok biliyorsunuz. O yüzden rakamlarla konuşmak gerekiyor. Birincisi, MediaPad T3 10 modelinin 460 gramlık bir ağırlığı var ve 8 mm'lik bir kalınlığa sahip arkadaşlar. Oldukça şık görünen, sade görünen bir tablet olduğunu söyleyelim. Şimdi cihazın arka tarafına baktığımızda şurada üst köşede bir adet 5 megapiksellik kamera görüyorsunuz. Herhangi bir LED flash vesaire yok. 1080p video çekebilme özelliğine sahip ama ne kadar çekilir tartışılır. Arka taraf iki parça şeklinde ayrılmış ve orta tarafta Huawei logosu yer alıyor. Tabletin sol tarafına baktığınızda microSD portunu görüyorsunuz. Hemen yan tarafta microSD kart takabileceğiniz bir kızaklı alan var. Onun yanında, onun hemen üstünde ise 3.5 mm'lik kulaklık jack'ını görüyorsunuz. Tabletin sağ tarafına baktığınızda da ses kontrol butonları var arkadaşlar. Tek parça şeklinde ve hemen alt kısmında da bir adet güç butonu görüyorsunuz. Ancak tableti bu şekilde tuttuğunuzda tuş o kadar yumuşak ki istemsizce basabiliyorsunuz. Bu da aslında tuşun biraz daha böyle farklı bir yerde olması gerektiğini gösteren bir işaret. Alt kısma baktığımızda, yani şu alana baktığımızda da küçük bir hoparlör ızgara alanını görüyorsunuz. Tabletin ön tarafı ise klasik o tablet çizgilerini barındıran bir dizayna sahip. Alt kısımda Huawei logosu, üst tarafta 2 megapiksellik bir ön kamera ve hemen yanında da bir tane LED bildirim ışığı yer alıyor. Yani tabletin tasarımı bu şekilde. Çok fazla anlatılacak detay yok, onu söyleyebiliriz. 460 gramlık ağırlığı tek elle kullanırken rahat bir kullanım sunuyor. Ayrıca dikey kullandığınız zaman da çerçevenin boyutları sizin iki baş parmağınızda ekranın orta kısmından rahatça erişmesini sağlıyor. Bu da tabletin tasarım noktasındaki güzel detaylarından biri. Şimdi dilerseniz hızlıca tabletin teknik özelliklerine geçelim. Snapdragon 425 işlemcisiyle geliyor arkadaşlar Huawei MediaPad T3 10 isimli tableti. 9.6 inçlik IPS LCD panelle birlikte geliyor. 800x1280 ekran çözünürlüğü mevcut. %72.8'lik ekran kasa oranı ve 157 ppi'lik bir piksel yoğunluğuna sahip. Yani bu ekranda bu ekran çözünürlüğü biraz düşük kalıyor. Bu da zaten ppi değeriyle karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bunu da hemen söylemiş olalım. Buna ek olarak piyasada 3 GB ve 32 GB kombinesiyle birlikte 2 GB RAM ve 16 GB hafızalı seçenek var. Elimizdeki model 2 GB'lık RAM kapasitesine ve 16 GB'lık dahili hafızalı sahip. Bu da tabletin depolama noktasındaki özellikler. 4800 mAh'lik oldukça büyük bir bataryaya sahip MediaPad T3 10 modeli. Uzun bir pil ömür sunuyor mu? Bunu zaten birazdan testlerle birlikte göreceksiniz. Yazılım noktasında da Android Nougat işletim sistemiyle ve Huawei'nin geliştirmiş olduğu EMUI arayüzünün 5.1.2 sürümüyle birlikte geldiğinde hemen notlarımızın arasına ekleyelim. Az önce bahsettiğimiz 5 megapiksellik arka kamera ve 2 megapiksellik ön kamera da tabletin sunduğu diğer teknik özelliklerin başında geliyor. Şimdi dilerseniz birazcık kullanım deneyiminden bahsedelim. Çünkü kullanım deneyimini ikiye bölmek lazım. Birincisi arayüz deneyimi. Arayüz noktasında Huawei'nin EMUI arayüzü tablet için oldukça güzel optimize edilmiş. Yani görsel anlamda oldukça iyi görünüyor. Ancak 2 GB'lık RAM kapasitesi menüler arası ve uygulamalar arası geçişler yaparken o eksikliğini sonuna kadar hissettiriyor. Gerçekten bazen çok ciddi şekilde takıldığını görüyorsunuz arkadaşlar tabletin. Ve arayüz noktasında şunu da söylemek lazım. Tableti dikey ve yatay modlar arasında geçirdiğinizde o zaman farkının ve gecikmenin olduğunu da görüyorsunuz. Böyle bir tablet düşünüyorsanız 3 GB RAM kapasiteli modelin daha iyi bir seçenek olduğunu da söylememiz lazım. Şimdi ikinci tarafa bakmak gerekiyor. İkinci tarafta ne var? Yüksek RAM kapasitesi veya tekil şekilde çalışırken RAM ihtiyacı duyan oyunlar. Mesela Real Racing 3 veya PUBG Mobile gibi oyunlar düşük ayarlarda akıcı bir şekilde çalışıyor. Ancak ayarları biraz yükseltmek istediğinizde özellikle PUBG'de ciddi şekilde kısılmaların olduğunu da göreceksiniz. Ancak Real Racing tarzı oyunlar otomatik olarak optimizasyon yaptığı için bu noktada herhangi bir problem teşkil etmiyor. Yani akıcı bir şekilde oyun oynayabiliyorsunuz ama Google Play'de o çok yüksek detay gerektiren oyunlardan birazcık uzak durmak gerekiyor. Onun dışında gündelik daha hafif oyunları MediaPad T3 10 modeliyle birlikte rahatlıkla oynayabilirsiniz. Şimdi arayüze tekrar geri dönelim. Telefonlarda alışık olduğumuz arayüz burada da devam ediyor. Tabii ki tablete organize edilmiş veya tablet için optimize edilmiş bir şekilde. Ayrıca güzel bir detay var. Biliyorsunuz sanal butonlar ekranların ortasında yer alıyor. O geriye dönüş, ana ekrana dönüş ve son uygulamaları açan butonlar ekranın ortasında. Burada dilerseniz ekranın sağına veya soluna yaslayabiliyorsunuz ki bu böyle tek elle kullanırken buradaki tuşların rahat bir şekilde kullanılabilmesini ve erişmenizi sağlayan bir detay olmuş. Ayrıca telefonlarda da olduğu gibi bildirim çubuğunu hızlı bir şekilde aşağıya indiren bir sanal butonu da isterseniz buradaki alana eklemeniz mümkün. Eğer tableti sağ elle kullanıyorsanız
yaslıyorsanız tuşları sağ tarafa, sol elle daha rahat kullanıyorsanız sol tarafa yaslayabilirsiniz. Çoklu pencere kullanımı gayet kolay. Herhangi bir uygulamayı ya da destekli bir uygulamayı açtığınızda son uygulamalar butonuna basıp orada karşınıza çıkan ikondan ekranı ikiye bölebiliyorsunuz. Hem dikey hem de yatay modda tableti iki ekran şeklinde kullanmak güzel. Çünkü 9.6 inç boyutta iki uygulamanın aktif olarak çalışabilmesi güzel bir detay ve iyi bir deneyim. Ancak 2 GB'lık RAM bu çoklu uygulama kullanımlarında sizi birazcık dar boğaza sokacak. Bunu da söylememiz lazım. Kamera deneyimine geçelim dilerseniz. Kamera noktasında da Huawei'nin alışık olduğumuz o arayüzü soldan sağa ve sağdan sola kaydırmalı hareketlerle birlikte çekim modları ve ayarlara ulaşabildiğiniz alanlar yine buradaki arayüzde de mevcut. Ancak kamera noktasında çok fazla bir şey beklememek gerekiyor. Sonuçta bir tablet ve arkada 5, önde de 2 megapiksellik birer kamera mevcut. Böyle çok ciddi bir şey beklemeyin. Orta segment, orta seviyede fotoğraflar çekebiliyor. Ancak ışık düştüğünde hem fotoğraf çekim süresi uzuyor hem de çektiğiniz fotoğraflarda gerçekten ciddi grenler oluşuyor arkadaşlar. Bu da kamera noktasındaki diğer yorumumuz olacak. Performans noktası da tabii çok merak edilen detaylar arasında yer alabilir. Şimdi dilerseniz sizi birazcık oyun görüntüleriyle ve sonrasında ise benchmark skorlarının ekran görüntüleriyle baş başa bırakalım. Evet, oyun görüntülerini ve benchmark skorlarını gördünüz. Oyun oynarken ayarları düşük moda çekebileceğiniz oyunları burada oynayabilirsiniz. Ama yüksek detaylı oyunları maalesef böyle bir cihazda, böyle bir donanımda oynamanız biraz sizi üzecektir. Onun dışında gündelik oyun oynamak istediğinizde tabletin performansı sizler için yeterli olacak. 4800 mAh'lik batarya gündelik kullanımda ihtiyacınızı karşılayacak. Sonuçta bir sim kart desteği yok, bir telefon görüşmesi yapmıyorsunuz ve sadece Wi-Fi bağlantısı üzerinden internet akışı sağlıyor. Gün içinde ihtiyacınız olan noktalarda 4800 mAh'lik batarya işinize yarayacaktır diyebiliriz. Son olarak şundan da bahsedelim. Kimler için uygun? Tablet noktasında böyle hani çocuğunuz oynasın ya da böyle anneniz babanız oynasın, kullansın gibi bir ihtiyacınız varsa işinize yarayacaktır. Gündelik internet gezintisi işlerinizi veya video film izlerken yapmanız gereken şeyleri yaptığınızda da bu tarz bir tabletle işinizi göreceksiniz. Ancak çok yüksek deneyim ve performans isteyen işlerden de uzak durmak lazım. Çünkü 2 GB'lık RAM kapasitesi maalesef yetersiz kalıyor arkadaşlar bu noktada. 899 liralık bir fiyatı var. MediaPad T3 10 modelinin. Şimdi Android tarafında tabletler henüz iPad seviyesine ulaşmadı deneyim noktasında ama 899 liraya alınabilir mi? Evet, alınabilir. Yani kullanım ihtiyacıyla alakalı bir durum. Bir tablete ihtiyacınız varsa böyle bir modeli en azından güncel yazılım sürümlerini barındırdığı için ve tasarım noktasında da daha şık bir cihaz olduğu için böyle bir tableti seçebilirsiniz. Ayrıca yazılım ve ülkemizdeki resmi teknik servis desteğiyle birlikte 899 liraya alınabilecek iyi bir model olduğunu da belirtelim. Evet arkadaşlar, uzun bir aradan sonra bir tablet inceledik. Huawei MediaPad T3 onu sizler için değerlendirdik. Sizin yorumlarınızı da merakla bekliyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.